Merhaba sevgili sattan severler uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz taşınma işlemleri bitti internetim geldi artık e, düzenli bir şekilde videolarımıza e, kanalımızdaki derslere devam edeceğiz tek e, sorunumuz kurban bayramının girmesi kurban bayramında ufak bir tatil yapacağım artık çok uzun süredir yoğun çalışıyorum ama bu sırada video çekmeye devam edeceğim çektiğim videoları daha sonra bayram bittikten sonra yükleyeceğim e, düzenli bir şekilde. Ee, Çeşme Açık'ta devam edeceğiz. Çeşme Açık'ta üçüncü tur e, maçım. <laughs> çok garip bir maç oldu. Ne anlamda garip bir maç oldu? E, sanki Lee Chess'te ICC'de oynar gibi çok hızlı e, tepkiler vererek oynadım bu maçta. İlginç de bir varyant olmasına rağmen. E, bu tepkilerim de tabii ki bana mağlubiyet olarak e, geri döndü. Kötü bir oyun olarak geri döndü. E, bu maç çok önemliydi benim için. Çok güzel dersler çıkarttım bu maçtan. İlginç bir varyant olanı onu analiz etmiş oldum. Gelin hep beraber inceleyelim. E4 C5, at F3 at C6, D4 C D4, at D4 vezir B6. Grivas Sicilyası e, milli takımdayken e, bizim hocamız e, Stratos Grivas'tı. E, uzun süre beraber çalıştık. Bize özellikle ben kendi adıma konuşayım, bana çok katkıları oldu. E, kendi popüler ettiği bir açılış bu Grivas Sicilyası. Kitabı da vardı. Aldım ve oynamaya başladım. Ve Grivas Sicciası'nda çok güzel sonuçlar aldım. Hatta Büyük Usta e, normal aldım turnuvada. E, çok güzel maçlar e, oynamıştım Grivas Sicciası ile ilgili. E, benim için e, yeri büyük bu açılışın. Yani Büyük Usta olma yolunda ilerlerken e, çok yardım oldu bana. E, çok iyi de çalışmıştım e, kitabını alıp. Yine Grivas Sicciası oynamaya karar verdim. At B3, At F6 At C3, E6, Vezir E2. Evet, bu Vezir E2 hamlesi e, popüler bir hamle. Yani normal varyantların dışına çıkartıyor. Beyazlar çok hızlı bir şekilde atak yapmaya çalışıyor. Vezir C7 oynadım. Bu Çinliler daha çok oynuyor Vezir C7. Klasik varyanttan çıkmak için. E, fil B4'ü artık çok beğenmiyorum. Çok eşit oluyor çünkü. Fil B4, Fil D2, Rok, A3, Fil E7. E, çok eşit olan e, bir açılış. Uzun Rok attığı zaman... E, d5 sürebiliyorsunuz. G4 oynadığınız zaman d6 oynayabiliyorsunuz. Böyle bir varyant. E, çok beğenmiyorum bu varyantı işin gerçeği siyah olarak çünkü e, çok oynadım bunu. Bir şey elde edemiyoruz siyahlarla bana göre. O yüzden daha değişik e, bir hamle olan vezir c7 oynamaya karar verdim. G4 e, mantıklı bir hamle. Beyazlar <laughs> açılışın e, fikri gereği vezire e2'ye koyup e4 piyonunu destekleyip Aynı zamanda uzun rok atmak için e, hatta açıyor, yani birinci yatayı açıyor, hızlı bir şekilde şah kanadına saldırıyor. Bizim g4 turamlarda atımızın d7'ye gidebiliyor olması gerekiyor, o yüzden burada d6 oynuyoruz. Vezir c7'yi niye oynadık? e5 sürmesini de engellemek istiyoruz, burada e5 de bir tehdit. O yüzden vezir c7 oynuyoruz. g4'e d6, g5, at d7. Şimdi normalde file 3 oynayarak devam ediliyor bu varyantta f 3 A6 ve devam ediyoruz biz bu şekilde. Rakibim burada at B5 oynadı. İlginç bir hamle at B5. İlk defa karşılaştım ben de. Ee, yani database'de de bulamadım hiçbir şey. At B5'in artıları var, eksileri var. Birincisi e, B3 atı şu an çok işlevi olan bir at değil. At B5 oynayarak D4'e gitmek istiyor atı. B3 atını işlerlik kazandırmak istiyor. D4'e giderek. E, B3 atını oynamak istiyor D4'e. Yani B3 atı D4'te olacak artık. İkinci evet. İkincisi at B5 geldiğinde merkezde olacak taşları. C3 b 3 ziyade merkezde olacak. Diğer taraftan handikapı ise A6 ile bir tempo kazanabiliyorum ben at B5'ten sonra. Genelde Sicilya'da at B5 hamle yapılabiliyor ama tempo kaybettirmiyor siyah. Vezir B8'e gitse bile daha sonra A6 ile biz de tempo kazanmış oluyoruz. H4 A6, At5 D4, At D4, At D4, B5. Beyazlar vezir kanadından e, gelişimini tamamlayacak, uzun rok atacak. Siyahlar şah kanadından. E, bundan dolayı beyazlar şah kanadından bir saldırı başlatıyor. Siyahlar vezir kanadından bir saldırı başlatıyor. Ben de e, hemen rok atmak yerine, şu an merkez yarı açık bir merkez, kapalı da e, diyebiliriz. Çünkü açılması biraz zor. E, en azından atların olması gerekiyor. D5 veya F5'ten bir feda yapılıp açılabiliyor. Şu an öyle bir durum da yok. O anlamda kapalı gibi düşünebiliriz. Hemen rok atmama gerek yok diye düşündüm. B5 ile vezir kanadından ilerlemeye karar verdim. Fil G2, fil B7. B3, evet rakibim ilginç oynamaya devam ediyordu maçta. B3 oynadı bu sefer. Normal fil E3 ile gelişmek yerine. E, o da uzun rok attığı zaman B2 filinin hem Atak yapan bir fil olma özelliğine hem de savunma yapan bir fil olma özelliğine güveniyordu. Ee, burada ilginç bir varyant vardı ama çok da etkili değil. D5 ilginç bir hamle. E çarpı D5'e fil B4. Eğer burada fil D2 oynarsa fil çarpı D2 ve z çarpı D2 at B6. Uzun roka fil D5. Fil D5 at D5. H5'e vezir D6. Şimdi kısa rok atabiliyor e, siyahlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Kısa roktan sonra vezir A3, B4, at C3 fikirleri var. O oynanabiliyor ama burada şah F1 kaçtıktan sonra siyahın sıkıntıları başlıyor. Neden? Çünkü birincisi artık G2 fili şah tarafından korunuyor. Yani burada bu çaprazda bir açmaz yok. Şu an D çarpı E6 almak istiyor. Şahın merkezde ve merkez açıldı. D5 piyonunu alamıyorum ciddi sıkıntıları var siyahın burada. Konum olarak siyah için ee, kayıp diyebiliriz bu konuma. Şah ve birden dolayı B3'e G6 oynadım ben. Çok mantıklı bir hamle. Fil G7'den çıkmak istiyorum. Fil B2. Tabii ki burada fil G7 kötü bir hamle. Çünkü at C6 oynayarak benim kuvvetli filimi yok edebilir. Fil çarpı C6 aldığım takdirde fil G7. Sonra fil B2 geri dönüp uzun rok atacak. Ve siyah karelerde çok ciddi bir zayıflık oluşacak benim için. Bundan dolayı E5 oynadım. At F3, at C5. E4 piyonunu istiyorum. Rakibim çok ilginç oynadı. Burada at D2 oynayabilir diye düşünmüştüm. Ama at D2'ye e, mantıklı bir anla aslında at 1 At D2, at E6 oynadıktan sonra at F4 gitmek istiyorum. Aynı zamanda D4 karesine bakıyorum. F4 karesini kontrol ettiğim için fil G7, uzun, şey, kısa rok, Kale C8'de bir atak başlatabilirim. At G1 ilginç ve güzel bir hamle aslında. At E6 F4'e oturmak istiyor atım. At H3. Evet. Merkezdeki atı kenara gitti. Ama benim F4 karesini kontrol etmemi ve atı F4'e oturmamı engellemiş oldu. Ee, burası kritik bir konumdu. Ben G6 oynarken bu planı yaparken fil G7'den çıkmayı daha sonra gerekirse at d4 oturmayı c dikeyinden c2 piyonuna basmayı planlamıştım. Çok da mantıklı bir plandı. Ama nedense ata şu an çok hızlı bir şekilde fileye dönedim. Rakibim de e, şaşırdı tabii. Çünkü g6 oynuyorum. e5 sürüyorum. Atı e6'ya getiriyorum. Fil geri çıkmam lazım. Fileye çıkıyorum. Şimdi bu çapraz çok anlamsız e, bir şekilde boş kaldı. Yani g6 oynuyorsan fil g7'den çıkmam lazım. Ben halen açıklayamıyorum neden file 7 çıktığımı. Maçtan sonra da düşündüm. Yani şu anda düşünüyorum. Analiz yaparken de düşündüm. Ee, bir nedeni yok. Neden file 7 oynadım açıklayamıyorum ben. Burada g 7'den sonra hiçbir sıkıntısı yok artık siyahın. <laughs> F4 sürdüğü takdirde EF4. Fil çarpı G7. At çarpı G7. <laughs> at çarpı f 4 e vezir C7. Şimdi vezir C3 istiyorum. Rok attığı zaman vezir kısa rok. H5'te atak yapmaya devam ederse vezir C5. Çünkü H6 oynadığı takdirde bu çaprazda bir zayıflık olduğu için G7'den mat fikirleri olacak. Yapmam gereken veziri E5'e koyup Vezir'i bu çaprazda tutmak. Yani H8 A1 çaprazında tutmak. Vezir C5 bu anlamda yararlı. Aynı zamanda G5 piyonuna da baskı yapıyor. <laughs> at D5, Fil D5, Kale D5, Vezir C3. HG6, FG6'dan sonra çok rahat oynayabilecek bir konum bu siyahlar için. E, at H5, At F4 oturma fikrim var. AT6 AT4 AT6 AT4 fikirlerim var. Vezir A1 bir tehdit. Vezir A2 almak istiyorum. Kale ac 8 oynayabilirim. Yani siyahın çok fazla opsiyonu var. Beyazın e, ee, filini bu çapraza koyduğu zaman kale çarpı H7 fikriyle şah 8 deken mat fikirleri var. Dikkat etmesi gereken siyahın. Ama şahım ataş 5 de H dikeni kapatacağı için biraz daha güvende olabiliyor. Vezirim de bu çaprazda olduğu sürece. <laughs> o yüzden burada oynamayacak bir konum elde ediyor siyahlar. Yani fil g7 ile oynamayacak bir konum elde edecekken fileye de oynuyorum ve bundan sonra aslında ee, olay çözülüyor ve kötü konuma düşüyorum. Eşitleyebileceğim bir konum geliyor ama demonize olduğum için neden fil 7 oynamadım, fileye de oynadım. Onu açıklayamıyorum maç sırasında da ve hamleyi kaçırıyorum. Fileye diye F4 çok mantıklı. Çünkü burada bir açmaz var ve bu açmaza baskı yapmak istiyor beyazlar. Vezir 7 Uzun rok. At D4. Artık burada piyon feda ediyorum. Ee, siyah fili çok kuvvetli çünkü. O fili yok etmek için, kısıtlamak için piyon feda ediyorum. Eğer alırsa E D4. Şah p 1 ile D4 piyonunu alabiliyor. Tabii ki burada rok atıp devam edebilirim. Daha sonra kale F C8. Fil F8, Fil G7. Gördüğünüz gibi Fil G7'ye koymak için çok tempo kaybediyorum. Fil e oynadığım için. Ee, oynanabilecek bir konum ama yine de beyazlar iyi konumda. Rakibim Vezir F2 oynadı. Kale C8, Kale D2. Şimdi burada ben rok atmıyorum hemen. Çünkü rok attığım zaman çok ciddi bir atakla karşılaşacağım. F5 veya h 5 ile hızlı bir şekilde atak yapacak. Her zaman D4'ü alabiliyor. Kale çarpı D4 fedası daha iyi yapabiliyor. Ee, Vezir D4'le 4 isteyebilir rok attığımda C2 tutarak. C2 tuttuktan sonra e, beyazın opsiyonu daha fazla benim bir an önce zayıflık yaratmaya çalışmam lazım. Çünkü konumu kaybediyorum. E, artık e, elimden kayıyor konumun e, kontrolü beyazlara geçti. O yüzden karşı şans yaratmaya çalışıp agresif oynamam lazım. Fakat e, bu yapıda B2 fili ve C2 B3 A2 piyon yapısında saldırmak biraz daha zor. Genelde Fianchetto filleri iyi bir savunma taşlarıdır. A5 oynuyorum. Hem A4 oynayabilirim hem de B4 at B5 oynayabilirim. Şah b e B4 oynuyorum. Fikrim at B5 at C3. Bir an önce kapatmak orayı. Kale F1 çok güzel bir anne. Neden? Çünkü F çarpı E5 istiyor. Rok attırmak istiyor bana zorunlu olarak. Rok atıyorum mecbur. Kale çarpı D4. E çarpı D4'e kale c Şimdi artık vezir d4 alıp bu çaprazda bir atak başlatmak istiyor. Vezir d4'ten sonra çok basit bir fikri var. At f2, at g4, at h6 ya da at f6 oturmak. Ben vezir d4'ten sonra f6 süreceğim için at g4, at f6 bir piyon daha kazanmış olacak. Siyah çaprazlar zayıf, konum kayıp. Ama burada aslında konumu kurtarabiliyorum. Benim görmediğim. Sonuçta e, materyal öndeyim. Yani kaliteye aslında e, piyon diyelim biz D4 düşecek. Ama D4'ü verirken taş değiştirirsem benim için avantaj olur. O yüzden D3 burada güzel hamleydi. Ben Vezir C5 yaptım ama D3 güzel hamle. Şimdi D3'e C, D3 oynarsa Vezir B8. Kaleleri değişmek istiyorum. Vezir D4, kale çarpı C1, şah C1, F6. Fikrim Vezir C8, Vezir C5. Vezirleri değiştikten sonra daha rahat edeceğim artık. Şah çekip vezir c5 oynamak istiyorum. Şahı kaçarsa yine vezir c8, vezir c5 oynayabilirim. Vezir değiştikten sonra daha da rahatlayacağım. Oynanabilecek bir konum olacak siyah için. Eğer vezir d4 oynarsa burada dc2 şah bir f sonra bu sefer siyahlar iyi konumda. Vezir c5 oynayacağım. Bu çaprazdan artık vezir kovulacak beyaz vezir. Ee, hiçbir etkinliği kalmayacak. Bu sefer de hem kalite hem piyon önünde olan taraf benim. Aynı avantajlı konuma geçiyorum. Yani burada d3 hamlesi e, kaçırdığım hamle. D3 ile hızlı bir şekilde eşitleyebiliyor ya da iyi konuma geçebiliyordum. Vezir c5 oynadım. Kötü bir hamle. Vezir d4 oynamasın diye yaptım ama çok tempo kaybettim. Fil d4 aldı. Vezir b5 fil f1. E birden kaliteye piyon ve taşlar aktifleşmeye başladı. Fili c4'e veya d3'e gelecek. Veziri açtıktan sonra at f2 at g4 gelecek beyaz aktif hale geldi birden ve siyah halen bekliyor. Vezir D7, fil B2. Vezir D4 istiyor. Kale C3. Artık burada kaliteyi geri veriyorum. Almayacak tabii ki beyazlar. Vezir D4. Kalemi oyun dışı bırakıyor. Kale FC8. At F2. Şimdi fikri at G4 Ataş altı. 6 Vezir H8 mat yapacak şah F8'e. At G4'e fil F8 oynarsam at F6 çatal diyorum. Aynı zamanda diğer fikri de fil h3. Fil f8 oynadım ben. At g4'e fil g7 oynamam lazım. Fil h3. Vezir c7. Fil c8. Artık konum kayıp. Bundan sonra e, biraz daha oynadım ben. E, yani biraz uzattım maçı. Kayıp konudayım çünkü. Şansımı denedim. Rakibin zamanı çok azdı. 1 dakikayla oynuyordu. Ama çok da sıkıntı değil. Sonuçta büyük usta. E bir dakikaya dönse konum rahat. Herhangi bir ciddi hesap yapması, derin hesap yapması gereken bir konum değil. Fil G7'ye, vezir D2. Fil C8, fil C3. Fil çarpı C3 aldım ama vezirimi A3'e koyamıyorum bir türlü. A4, AB3 çok yavaş. Çünkü beyazlar hızlı bir şekilde at D1 oynayarak C3 filimi oradan kaldırabiliyor. Vezir e 3 oynadı. A4, at D1. Fil G7. At B2 A3. Burada tabi fil çarpı B2 alırsam şah B2 A3 şah B1'den sonra hemen C3 sürüp parçalıyor. Artık buradan mart fikirlerim kalmıyor. Çok rahat kazanıyor beyazlar. A3 oynadım. At C4. Fil A6, vezir B6. Mantıklı oynuyor rakibim halen. E, zaman az olmasına rağmen fil C4 istiyordum. Taş değişmek istiyor. Vezir C8'e Vezir B4. Şimdi A3 bir düştükten sonra mat fikri kalmıyor. Fil F8. At çarpı D6. Bu açmaz hiçbir tehlike yaratmıyor. Beyaza E5'te çünkü çok rahat savunacak D6 atını. Vezir G4. E5. Vezir H4. Vezir A3. Bütün piyonlarım gitti. Fil C8. Vezir B4 buraya oynamamın sebebi dediğim gibi 30 saniye ile oynuyor burada. Yani saniyesi 5'e düşüyor hamle yapıyor. 35 oluyor. 5'e düşüyor hamle yapıyor. 35 oluyor. Şansımı denedim. E, çünkü konum kayıp. Normalde 2 dakikası olsa terk edeceğim. E, 2 dakika yeterli burada büyük usta için bu konum kazanmaya. Hızlı hızlı zaman kazanabilir. Ama telaşlı oynuyordu rakibim. Ben de o yüzden oynamayı tercih ettim. Fide 6 A4 H6 G çarpı H6 Fil çarpı H6'ya Vezir B8 Fil F8'e F5 oynadı Ve terk ettim çünkü burada zamanı da biraz artmıştı A4'ten itibaren biraz hızlı oynamıştı e, ee, GF5 alamıyorum Kale G1'den sonra mat oluyorum ya da F8 fil düşüyor aşağı diye Sonra mat oluyorum Fil F5'te aynı Aldığım takdirde at F5 GF5 Kale G1'den sonra taş kaybediyorum <laughs> Dokunmazsam fili kaçarsam da G6'yı da alabilir. E6 da sürebilir. Her şey kazanıyor burada. E, kayıp konum. Zamanı yeterli. 2 dakikaya çıkmıştı. Terk ettim. E, aslında benim için çok güzel bir maç oldu. Birincisi bu varyantı öğrenmiş oldum. Daha sonra analiz dediğimde. At 5 varyantını öğrenmiş oldum. İkincisi e, bu file yediği halen açıklayamamakla beraber biraz daha yavaş oynamam gerektiğinin farkına vardım. Ee, özellikle kritik konularda. O özelliğimi kaybetmişim, onun farkındayım. Ee, İş Bankası Süper Ligi'nde de çok kritik konularda hızlı yaptım. Düşünme alışkanlığı tekrar kazanmam gerekiyor bu anlamda kendi seviyeme göre. Ee, bu hatalarım eksiklerimi gördüm. Bu anlamda çok yararlı bir maç oldu benim için. Ee, çünkü biz genelde kaybettiğimiz maçlardan e, ders çıkartırız, hatalarımızı görürüz ve onları geliştiririz. O anlamda bir maçtı benim için bu. Kaybettiğim bir maç, hatalarımı görebileceğim bir maç. Benim açımdan güzel bir maç oldu. Umarım siz de analizden zevk almışsınızdır. Dördüncü tur analizimizde devam edeceğiz.